Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türkçe dersi öğretmeni Pınar Ali Beyoğlu. Sizlerin de bildiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Bu uzaktan eğitim sürecinde derslerimizi birlikte işleyeceğiz. Bizler öğretmenleriniz olarak bu süreçte her zaman yanınızdayız. Sizler de sorumluluklarınızı yerine getirip derslerinize çalışmayı lütfen unutmayın. Ve bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. Şimdi ilk dersimize geçiyoruz. Kök nedir? Sözcüğün kökü nasıl bulunur? Bu konuları işleyeceğiz bugün. Kök, bir sözcüğün parçalanamayan, anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru ekler çıkarılır ve kalan bölüm köktür. Örneklerimize bir bakalım. İlk sözcüğümüz duraklarımızdan. Şimdi bu sözcüğümüzde duraklarımızdan kelimesinde eklerimizi çıkardığımızda durmak kelimesi bizim elimizde kalan anlamlı en küçük parçadır. Yani atabildiğimiz her şeyi attıktan sonra elimizde kalan daha fazla parçalayamayacağımız durmak bu sözcüğün köküdür. Kökün özelliklerine bir geçelim. Kökümüz sözcüğün her zaman başında bulunur. Neden? Çünkü Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türkçe'de bütün ekler kelimenin sonuna gelir. Bu yüzden Türkçe'de kök her zaman sözcüğün başındadır. Kök ek alırken yapısal değişikliğe uğramaz. Bu ne demek? Türkçe'de kök sabit kalır. Ek köke uyum sağlamaya çalışır. Yani ben köke bir ek getirdiğimde kökün anlamı değişmez. Sözcüğün yapısı değişmez. Fakat Türkçemizde bu olayın bozulduğu birkaç istisnai durum vardır. O kelimelerde ben ve sen kelimeleridir. Bakın şimdi ben kelimesine a ekini getirelim. Ben a değil bana oldu. Sen kelimesi a ekini getirirsem sana kelimesi oldu. Şimdi ben size desem ki bana ve sana kelimelerinin kökünü bulun. Bana kelimesinin köküne ban değil ben deriz. Sana kelimesinin köküne de san değil sen deriz. Bakın e'ler a oldu. Buradaki de e a oldu. İşte bunlar ses değişimine uğradı. Fakat biz bunların dışında başka istisnai durumları şu an bilmemize gerek yok. Kök sözcüğün tamamıyla anlam ilişkisi taşımalıdır. Bu ne demek? Şimdi bakın bu önemli bir konu. Balıkçılar kelimesinden yola çıkalım. Şimdi balıkçılar sözcüğünün kökünü ben düşündüğüm zaman öğretmenim bal kelimesi de anlamlı diyebilirsiniz. Evet bal da bir kelime fakat balıkçılar kelimesiyle ilişkili mi onu düşüneceksiniz. Bal sözcüğünün balıkçılar sözcüğüyle hiçbir şekilde bir anlam ilişkisi yok. O yüzden ben bir kelimenin kökünü bulurken mutlaka kökün kelimenin bütünüyle bir anlam ilişkisi olup olmadığına bakacağım. Bakın bal sözcüğünü görüyoruz ancak bal kelimenin tamamı ile anlam ilişkisi taşımadığı için bu sözcüğün kökü olamaz. Bu yüzden kelimenin tümüyle anlam ilişkisi bulunan balık sözcüğü bu sözcüğün köküdür. Devam ediyoruz. Şimdi kökleri biz iki ana başlık altında inceliyoruz. İsim kökleri ve fiil kökleri. İsim köklerinden başlayalım. Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü denir. İsim kökleri cümle içinde isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç, ünlem göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en fazla 3 heceden oluşur. Örneklerimize bakalım. Bel, göz, kül, o, pek, siz, araba, kitap. Şimdi çocuklarım, ben bu sözcüklerin isim kökü olup olmadığına nasıl karar vereceğim? Çok kolay bir yöntemi var. Mek, mak, mastar eklerini sözcüğün hemen köküne getiriyorum. Gözmek, külmek, omek, pekmek, sizmek, arabamak, kitapmak.
Bakın anlamlı oldu mu? Olmadı. Eğer ben bu mekmak sözcüklerini eklerine sözcüğün köküne getirdiğimde anlamlı bir sözcük olmuyorsa demek ki bu isim köküdür. Şimdi şu kelimemize bir bakalım. İçimizden. İçimizden sözcüğünün anlamlı en küçük parçasını bulalım. Eklerimizi çıkardık. İç kelimesi kaldı. Kökü bulduk. İç sözcüğü kelimemizin kökü. Şimdi ben bunun isim kökümü, fiil kökümü olduğuna nasıl karar vereceğim? Mekmak'ı getirdim. Güzel. İçmek kelimesi oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki içmek öğretmenin mek aldı fiil kökü müdür? Hayır. Çünkü neden? İçimizden sözcüğünün içmek, bir şeyleri içmek anlamıyla bir ilişkisi var mıdır? Yoktur. Bir şeyin içi anlamındadır. Bu yüzden içimizden sözcüğü isim köküdür. Fiil kökü olamaz. Yani şunu demek istiyorum. Bir sözcüğün kökünü ayırdığımda evet mekmak'ı getireceğim. Mekmak geliyorsa ya da gelmiyorsa ona göre karar vereceğim. Fakat mutlaka kelimenin geldiğinde mekmak'ı getirdiğimde kelimeyle olan anlam ilişkisine de dikkat edeceğim. Yoksa burada içimizden kelimesine mek eki geliyor diye hop ben buna fiil köküdür derim ama o zaman yanlış yaparım. O yüzden kelimenin bütünüyle olan anlam ilişkisine dikkat etmem gerekir. Devam ediyoruz. Burayı da anladıysak. Şimdi bir tane daha örneğimiz var. Kalemlik sözcüğüne bakalım. Şimdi kalemlik en anlamlı küçük parçasını ayırdım ben. Kalem sözcüğüne geldim. Mekmak eklerini getirdim. Kalemmek, kalemmak anlamlı oldu mu? Olmadı. O zaman nedir bunun kökü? Kalem sözcüğü demek ki isim köküdür. Geçiyorum fiil köklerine. Şimdi fiil kökleri iş, oluş veya durum bildiren köklere denir. Şimdi burada da aynı yöntemi uyguluyorum. Mekmak master eklerini getiriyorum. Alabiliyorsa fiil köküdür diyorum. Aç, at, çiz, del, gel, kal, tak, yık, yüz. Bakın bunlara mekmak eklerini getirdiğimde hepsi anlamlı oluyor. Açmak, atmak, çizmek, delmek, gelmek, kalmak, takmak, yıkmak, yüzmek. Mekmak eki getirebildiğim için sözcüğün kökünün çeşidine ben ne diyorum? Fiil köküdür diyorum. Sevgi sözcüğüne bakalım. Sevgi sözcüğünün kökü anlamlı en küçük parçası giyiyi çıkardığımda sev kalır. Mekmak ekini getirebildim. Sevmek anlamlı oldu. Hemen diyorum ki fiil köküdür. Şimdi fiil köklerini ve isim köklerini anlattıktan sonra fiil köklerini isim kökleri gibi tek başına yazıp söyleyemeyiz. Size noktalama işaretleri konusunu anlatırken kısa çizgi defterlerimizde yazıyor. Kısa çizgi konusunda aslında biz bunu işlemiştik. Mutlaka fiil köklerini yazarken yani atıyorum sevgi. Sev fiil kökü olduğunu belirtmek için yanına mutlaka ne koyuyorum ben çocuklarım? Kısa çizgi koyuyorum. Bu kısa çizgi hangi anlama geliyor? Mekmak anlamına geliyor. Fiilin sonuna konan kısa çizgi mekmak diye okunur. Yani siz şu sözcüğü gördüğünüzde yırt yanında kısa çizgi var. Siz bunu nasıl okuyacaksınız? Yırtmak diye okuyacaksınız. Ve bunun zaten yırt kısa çizgi olduğunu da fiil kökü olduğunu belirtmek için de kullanacaksınız. Bir sözcüğün kökünün isim kökü mü, fiil kökü mü olduğunu bulmanın en kolay yolu biraz önce de anlattığım gibi mekmak master 2'ni getirip denemektir. Birkaç örneğimiz daha var. Bakalım gözlük köküne bakalım, sözcüğüne bakalım. Gözlük sözcüğünün lük ekini attığımda en küçük parçası nedir? Gözdür. Hemen getiriyorum mekmak ekini. Gözmek oldu. Gözmek sözcüğü anlamsız oldu. O yüzden ne diyeceğim? Göz sözcüğü isim köküdür. Geçit kelimesine bakalım. Geçit sözcüğünün geç it, it ekini attığımdan sonra kalan bana anlamlı en küçük parçası geçtir. Yazdım kök. Peki ben bunun kök olduğunu biliyorum. İsim kökümü, fiil kökümü nasıl ayırt edeceğim? Mekmak ekini getireceğim. Geç mek. Mek ekini aldı.
O zaman ne diyeceğim? Bu bir fiil köküdür diyeceğim. Şimdi bugün sizlerle konularımızı işledik. İşlediğimiz konular isim kökümü, fiil kökümü nasıl ayırt edeceğim? Kök nedir? Kök nasıl bulunur? Bu konuları işledik. Şimdi sizden ricam, dersimizi lütfen birkaç kere anlattığım dersi dikkatlice dinleyin ve dinledikten sonra konu ile ilgili mutlaka soru çözümleri yapıp dersinizi tekrar edin. YouTube'a yükledikten sonra yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Ben de oradan cevaplayacağım. Hepinizi seviyorum ve çok çok da özledim. Lütfen kitap okumanızı da ihmal etmeyin. Verdiğim hikaye kitaplarımı mutlaka bitirin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.